Hiçbirisi değil. Ferdi Merkür. Elleriyle çay servisi yapan bir başbakandan söz ediyoruz efendim. Büyük Millet Meclisi olabilir gibi geliyor. Geliyor sana. Hiçbir şekilde Google'a bakamam ama benim için çok büyük şu anda sıkıntı. Sıkıntı değil mi? Yasama, yürütme, yargı, adalet, kalkınma, sıkınma, İzzet Çelik Ercan. Herkes Metin Ali Feyyaz'ı sever ama İzzet Çelik Ercan'a da var mısın? Cem Yılmaz da Can Yılmaz ikiz değil miymiş? Süre işliyor. Süre doldu. Hangisi peki? 7'den 77'ye tebrik ediyorum. İşte onlar hem güzel kaybedenlerden hem de karşıdan 5 adet imzalı kitap kazanacaklar. Yani keselim beşer lazım. Beşer mi? 5 tane mi toplam? O da ağanın eli tutulmuyor. Beşer beşer mi veriyorum? Tamam de. Beşer beşer veriyoruz. 10 tane veriyoruz. Bravo Kerimcan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, yine çok değerli bir konuğum var. Merhaba genel kültür ve bilgi yarışması tutkunları. Merhaba 10 soru bükücü meraklıları. Efendim artık alıştınız diye düşünüyorum yarışmada. Bugün çok değerli bir konuğum var. Kendisi gerçek bir fenomen. Kerimcan Durmaz değil. Kerimcan Kamal. Kerimcan karıştırıyorlar değil mi Allah aşkına? Çok teşekkür ederim. Bunun arayı yaptım. Ne güzel bir açılış oldu. Benim canım kardeşim o. En eski günlerinden beri televizyonun, başta Kanal D olmak üzere çok beraber çalıştık. Sonra kendi ayakları üzerinde uçtu gitti. Kitaplar yazdı. Şimdi Kafa Dergisi'nin yazarı çok güzel şeyler yapıyor. Hoş geldin. Hoş bulduk. İçtenlikle hakikaten gurur duyuyorum. Böyle bir arkadaşım olduğu için. Benim tam 10 yıl önceki halim efendim. Daha başka ne diyeyim? Hoş geldin. Kolay gelsin. Ne var şimdi en son? Yeni kitap hazırlığı falan var mı? Yeni bir kitap yazmaya çalışıyorum ama herhalde beceremem. Yani hemen beceremem. Bu sefer roman yazmaya çalışıyorum o yüzden. Aa çok güzel. Ama ilk iki deneme kitabı? İlk ikisi deneme kitabıydı. Birincisi şiir kitabıydı. Sonra ikisi deneme kitabıydı. Şimdi bir aşk romanı yazmaya çalışıyorum. Aşk romanı yazmaya çalışıyorsun. Hemen bir gösterebilir miyiz? Güzel Kaybedenler. Bu ilk kitap değil evet. mi? Bu Güzel Kaybedenler iki kitap. İkinci kitabın adı neydi? Karşı. Karşı. Efendim bugün bizi izleyenler, abone olanlar, bu bölümden sonra altta sorduğumuz bir soruya da doğru yanıt verenler var ya, işte onlar hem Güzel Kaybedenlerden hem de Karşı'dan 5 adet imzalı kitap kazanacaklar. Yani keselim beşer lazım. Beşer mi? 5 tane mi toplam? O da ağanın eli tutulmuyor. Beşer beşer mi veriyorum? Tamam de. Beşer beşer veriyoruz. 10 tane veriyoruz. Peki. Beşer beşer veriyoruz. 10 deyince 10 soru bükücü. Çağrına pişman oldun mu? Yok. 10 soru bükücü yarışmanın adı. 10 tane soru soracağım. Evet. Çok hiçbirisini değil. Bilemeyeceğim. Aa daha neler. Öyle sorular hazırladık. Bilmek. Ha o başka. Evet. Olsun ben yine sınavlara de sınavlara karşıyım. İmtihan sevmiyorum. Depresifim. Neden sınava tutuluruz? Sınava tutmuyoruz ki. Sadece ve sadece birlikte eğleniyoruz. Ha bu arada biz birbirimizi sınamıyoruz. Ekran başındaki sevgili izleyenler yeni bir şeyleri senin üzerinden görsünler istiyoruz. Nasıl? Güzel fikir. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kolay bir soruyla başlayalım. Buyurun. Queen grubunun efsanevi solisti ve geçtiğimiz haftalarda yayınlanan Bohemian Rhapsody filminde hayatı anlatılan ünlü sanatçı acaba süre başlıyor. Freddy Krueger mıydı? Freddy Mercury miydi? Freddy adı mıydı yoksa Freddy Gibb miydi? Hiçbirisi değil. Ferdi Merkür. Ve de Müslümandı. Zanzibarlı mı? Zanzibarlı. Ya tebrik ediyorum. Ama ben kanaat notu kullanıyorum burada Kerimcan. Geçti mi? Geçti. Vallahi geçti. Geçti. Freddy Mercury doğru yanıtını. Ne kadar güzel ve farklı veriyorsunuz. Gerçekten işim zor. Yakın arkadaş konuk edince böyle oluyor. Bak. Barış Manço'nun sunduğu pazar sabahlarının... Google'a bakacağım. Vazgeçilmez programının adı 5'ten 55'e, 6'dan 66'ya, 7'den 77'ye, Suppe. Bu da sana kapak oldu. Kesin Suppe. Kesin Suppe diyorsun. Son kararı. Son kararı Suppe mi? 7'den 77'ye olabilir mi acaba? Öyle mi Mehmet Ali Bey? Yardımcı olayım mı? 7'den... Sen söyle biliyor musun? Ben çok izledim valla. Hangisi? Adam olacak hangisi peki? 7'den 77'ye. Tebrik ediyorum. Hep bunu istiyordun değil mi? Al. 2'de 2. Ama bu arada Suppe nereden çıktı diyeceksiniz. Suppe sevgili Kerimcan Kamal'ın şu anda 360 oldu değil mi kanalın evet. adı? Yeni orada yaptığım. Orada yaptığı bir eğlenceli çok şahane bir talk show var. Mi? Talk show'un adı. Suppe Almanca çorba, demek değil mi? Evet. Almanca Suppe. Çorba. Niye? Çünkü sen Alman lisesin. Ekolünden geliyorsun. İstanbul erkekliğin. İstanbul erkeklisin de değil mi? Evet çok güzel Almanca konuşuyor. O yüzden sınavları sevmiyoruz. O yüzden de sınavı sevmiyor. Peki sınav sevmiyor ama tartışmayı çok sever. Bir konuda karşıt görüşleri savunan takımların fikirlerini çarpıştırdıkları tartışma platformunun adı münazara mıdır, sempozyum mudur, Türkiye Büyük Millet Meclisi midir yoksa açık oturum mudur diyorum. Süreyi başlatıyorum.
Joker var mı? Var. Sempozyum Bey. Büyük Millet Meclisi olabilir gibi geliyor. Geliyor sana. Ama coğrafyam da zayıf. Zayıf. O zaman açık oturum da olmadığına göre bir şey kalıyor geriye. Sanki... Damla Bilic. Olmuyor ama. Ben kabul ediyorum. Tamam. Münazara. Kabul ediyorum. Eyvallah. Bütün soruları bilmek ne kadar zor ya. Ya evet. Bence de. Ama soru yazarı arkadaşlarım böyle bir şeyle karşılaşacağımızı bilmiyorlardı da ondan oluyor bunlar. Bak bunu bilirsin artık. Yazarlar oradan bana çok sert bakıyor. Ciddi mi? Yok yapmazlar. Stüdyo ışığından öyle görünüyordur. Radyum ve polonyumu keşfettikten sonra uranyum üzerinde deneyler yaparken kanser hastalığına yakalanarak hayatını kaybeden bilim insanı Maria Sharapova mıdır? Maria Curie midir? Pierre Curie midir? Yoksa cilt bakım Curie midir? Madame Curie doğru yönetimi veriyorsunuz. 4'te 4 yapıyorsunuz ya. Tebrik ediyorum kardeşim. Vallahi. Her zaman bu yarışmaya katılmak istemiştim. Evet. Her zaman bu fırsat önüme çıkacak diye bekliyordum. Neler kazanacaksın bir bilsen. Bilmiyorum. Vallahi. Bilsem demek ki ne kadar. Belki daha da fazla doğru cevap vereceğim. Bence de. O zaman hadi bak belki bir şey kazanabilirsin. Ya ilk Türk yerli uçağını üreten, Türkiye'nin ilk uçak tasarımcısı ve üreticisi pilot, mühendis ve müteşebbis. Acaba... Sabiha Gökçen miydi? Vecihi Hurkuş muydu? Hazerfen Ahmet Çelebi miydi? Yoksa Aydın Boysal mıydı? Aydın abiyle kuşluğa çıkmışlığımız vardır. Uçmuşluğumuz vardır. Uçmuşluğumuz vardır. Ama top fabrikasını da kapatıp soba fabrikası yaptık. Değil mi? Evet. Evet öyle. O zaman Vecihi Hurkuş. Vecihi Hurkuş diyoruz ve doğru yanıt veriyoruz. Kerimcan, biz yani Kerimcan'ın zaten bilmediği şey yok. Çünkü Kanal D, değil mi? Star Televizyonu, Kanal Türk'ü kurdun sonra. Kanal Türk'ün kurucu ekibindesin. Sonra da bir sürü. Sky Türk. Sky Türk. Radyo. Bir iki de radyo vardı. Ne, şöyle baktığında ne diyorsun şimdi? Şu anki haline ne diyorsun? Vecihi Hurkuş. Zor olacak demiştim. O kadar zor olacak. Teşekkür ederim. Hakikaten çok güzel yarışıyoruz. 5'te 5. Kerimcan'a rağmen. Şimdi bak gözlerimi kaparım vazifemi yaparım. Şahane bir oyundur. Bu oyunu acaba Haldun Taner mi yazmıştır? Şinasi mi yazmıştır? Namık Kemal mi yazmıştır? Yoksa Yaşar Kemal mi yazmıştır diye soruyoruz. Yani adam da haklı. Biliyorum bunları ama diyor. Süre işliyor. Süre doldu. Bir yanıt alayım en azından. Bak şöyle gösteriyorum. Bak şöyle bir gösteriyorum. Hangisi? Bakmadan cevap vermek istiyorum. Tamam. Haldun Taner. Haldun Taner doğru yanıtı. Şimdi İstanbul Beyefendisi. Hiçbir şekilde Google'a bakamam ama benim için çok büyük şu anda sıkıntı. Sıkıntı değil mi? Hazreti Google oysa her şeyi söylüyor. Evet. Ama biz genelde Hazreti Google'da öyle pıt diye bulunanları değil, bulunmayanları soruyoruz. Kerimcan'cığım şahane bir babasın aynı zamanda. Hayırlı olsun. Buradan da kutlamış olayım. Değil mi? Biri kız, biri oğlan, iki tane tatlı yavru. Yeni bebeğimiz var. Yeni bebeğimiz işte. Evet. Birinin adı Rutkay. Kerim. Rutkay Kerim, öbürü Piraye. Bak bunları ama da biliyorum. Birinin adı birine sen Ruti diyorsun, öbürüne. Evet, birisinin adı Ruti oldu, birisinin adı Piri oldu. Piri oldu. O birisi dedesinden geliyor. Birisi de Nazım'ın eşi Piraye'den. Piraye'den geliyor, değil mi? Aşkından dolayı. Evet. O da bak tiyatrodan nereye bağladık? 6'da 6. Aa bak bunu yaşı da tutuyor benim kardeşimin. Ayşe tatile çıksın parolasıyla yavru vatanı kurtarmaya yönelik düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı acaba hangi başbakanımızın komutuyla başlamıştır? Bülent Ecevit miydi, Süleyman Demirel miydi, Şükrü Saracoğlu muydu yoksa Turgut Özal mıydı diye soruyoruz. Allah rahmet eylesin Bülent. Aynen öyle. Bülent Ecevit doğru yanıtı geliyor. Nasıl beyefendiydi değil mi? Nasıl kibardı? Kendisine yönelik eleştirileri de nasıl incelikle dinlerdi? Gerçekten özlenen bir incelik ve zerafetin Türkiye'deki temsilcisiydi. Sen şair, gazeteci, o ayrı, yetişmez miyim? Sohbet de ettim çok. Ya evet. Hakikaten çok severek çalışılan birisiydi kendisiyle. Elleriyle çay servisi yapan bir başbakandan söz ediyoruz efendim. Evet. Rahmetle hatırlıyoruz. Sıraya giren, sıra veren. Evet, sıra veren. Uçakta business bile uçmayan bir başbakandan. Nerede? Söz ediyoruz. Evet, 7'de 7 şahanesin Kerimcan. Teşekkür ederim. Şimdi sayacaklarımızdan hangisinin, hangi ünlünün ikizi yoktur? Vin Diesel, Bensu Soral, Öykü Karayel, Can Yılmaz. Bu soruyu bilmezsen Kafa Dergisi'nde sorun çıkacak diye düşünüyorum. Yani evet bilebilirim ama diğerlerini bildiğimden dolayı değil.
Can'ı bildiğinden dolayı. Çünkü Can gibisi bir daha dünyaya gelmez. Eşi benzeri Can olmaz. Can hocamız, Can abimiz tabii ki, evet. Can derken. Bu arada 8'de 8 doğru yanıt. Çok güzel gidiyorsun. Teşekkür ederim. Vallahi fevkaladesin. Cem Yılmaz da Can Yılmaz şey, ikiz değil miymiş? Değilmiş. Bak biraz evvel bunu öğrenmiş oldum. Evet. Soracağım bunu. Kendisine. Evet. Şimdi her filmde mutlaka uzun bir dans ve daha uzun müzik sahnesi olan ve genelde 3 saat ve üstü uzunlukta süren filmlerin çekildiği sinema stüdyolarını öğrenmek istiyorum. Hollywood, Bollywood, Yeşilçam, Yeni Dalga. Evet. Herhalde Bollywood'dur. Çünkü evet. Yani diğerlerinde değil. Diğerlerinde değil. Yeni Dalga'da hele 3 saat dans şeylerim mi oluyormuş? Keser. Evet ya, yani filmin uzunluğu 3 saati bulabiliyor. Allah Allah. Ya ben bir uzaydan geliş sahnesi izledim. Yani göndereceğim sana, inanamayacaksın. Böyle bir de şeylerle ellerindeki aslında savaşmak için kullandıkları bıçakları var. Ve onlarla birlikte 8 kişi dönerek geliyorlar gökyüzünden. Yani görmeniz lazım efendim, o kadarını söyleyeyim. Ama çok ilginç bir sinema, çok farklı bir kafa o da. Senin var mı sinemayla muhabbet? Diziyi biliyorum. Ufak tefek oluyor. Olacak gibi de sanki. İnşallah, bu bakalım. Ağzınızın dökülüşü onu gösteriyor. Seviyoruz. Evet, Kerimcan aynı zamanda çok iyi bir gazetecilik geçmişinin üstüne. İyi bir aktörlük de ekledi ve çok da güzel dizi. Neydi dizinin adı? Aktörlük demeyelim ismine, sonra Zafer abi kızıyor ama. Bodrum Masalı'nda da. Ölümsüz Dünya'da oynadım. Şimdi belki bir dizi, yeni bir film vesaire. Hadi, falan. İnşallah ya. Gelecek. Son sorudayız Kerimcan. İşkence bitiyor. Güçler ayrılığı ilkesi. Aşağıdakilerden hangisinin ayrımını ifade eder? Yasama, yürütme, yargı. Adalet, kalkınma, sıkınma. İzel Çelik, Ercan. Metin Ali, Feyyaz diye. Anlamışsın, soruyorum sana. Metin Ali, Feyyaz olamaz. Evet. Evet. Ama İzel Çelik Ercan. Ama İzel Çelik Ercan niye olmasın? Bence de. Aslında ben yani... Herkes Metin Ali Feyyaz'ı sever. Ama İzel Çelik Ercan'a da var mısın? Ya bence Çelik de değişti. Evet. Zaman da değişti. Aslında biz Çelik'e çok şey borçluyuz. Tüm Türkiye onun sayesinde cello ile kontrbass arasındaki farkı öğrendi. Çıplak olarak evet, çalmıştı. Evet, bazen yani tabii böyle şeyler, radikal eylemler yapmak gerekiyor. O zaman doğuştan da saksıyı mı öğrendik? Diye. Bence bundan sonrası... Adalete giriyor. Sen bana hediyemi ver de yolla. Çok teşekkür ediyorum. Harika yarıştın. Ay, yasama, yürütme, yargı yanıtını da. Ben almış kabul ediyorum efendim. Arkadaşız çünkü. Gerçekten çok güzel yarıştık. Sevgili seyircilerimiz, geldik bir programın daha sonuna. Kerimcan çok teşekkür ediyorum geldiğin için. İşte bunun için evet. Geldim. Bak bu Werder sana zamanın kıymetini belirtecek. Ondan sonra güzel güzel zamanlarda hep iyi şeyler ve iyi haberler duyman dileğiyle canım arkadaşım. Çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Birlikte kapatalım. Efendim Kerimcan Kamal'ın sorulara verdiği inanılmaz yanıtlarla süslü bir 10 soru bükücünün daha sonuna geldik. Bir sonraki programda yine beraber olana kadar lütfen yüzünüzden gülümsemeyi, aklınızdan soru işaretlerini eksik etmeyin. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. İyi günler diliyoruz. Yapalım mı? Merhaba. Hala abone olmayanlar var, görüyorum. Görüyorum. Bakın düzenli izleyin. Şu zile basın. Beğeniler gelsin. Hadi bekliyoruz.